Bursa Haber Gazetesi Web TV ekranlarında yayınlanan Ömer Küçükköy'le Bütün Şehir programının bugünkü misafiri AK Parti Bursa Milletvekilimiz İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Atilla Ödünç. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk Ömer Bey. Ben de sizlerin nazarında tüm izleyicilerimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Vekilim, çok zor bir Şubat ayı. Şubat'ın en soğuk olduğu yıldayız. 6 Şubat depremleri ve Kahramanmaraş depremleri ve arkasından gelen Hatay depremleriyle ciddi bir üzüntü içerisindeyiz. Siz deprem bölgesine gittiniz, Adana'ya gittiniz, Hatay'a gittiniz. Öncelikle buradan başlamak istiyorum ben. Bölge ne durumda? Öncelikle sözlerimin başında ülkemizin, aziz milletimizin başı sağ olsun. Çok yıkıcı bir deprem afetiyle karşı karşıya geldik. 6 Şubat 2023 Pazartesi sabaha karşı tüm bölgede özellikle Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli yaşanan deprem yaklaşık 10 ilde hissedildi. Hissedildi derken yani bu maalesef yapıların yıkılmasına ve canlarımızın kaybolmasına kadar varan bir deprem afetini yaşadık. Öncelikle tüm aziz milletimizin başı sağ olsun. Depremin ilk saatlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan AFAD'ın kontrolünde çalışmalara öncelikle arama kurtarma çalışmaları daha sonraki günlerde de ve şu anda devam eden enkaz kaldırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Tabii biz de pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubumuz tarafından Bursa'daki diğer milletvekili arkadaşlarımla beraber bizler de görevlendirildik. Ve görev bölgemiz benim ilk gittiğim bölge Adana'dı. Adana'nın Çukurova ilçesiydi. Tabii biz pazartesi akşamı itibariyle yola çıktık. Salı günü Adana'daydık. Yani şunu da buradan söylemek istiyorum. Tabii bu 10 il içerisinde belki de hasar bakımından en hafif diyebileceğimiz, tabii orada da maalesef Adana'da da merkezli olması dahi özellikle Çukurova ilçesindeki belli sayıdaki binaların göçtüğü, yıkıldığı ve ağır hasar olduğunu şahit olduk, bizzat gördük. Tabii depremi yaşamak, o psikolojiyi hissetmek çok daha büyük bir acı. Psikolojik olarak insanların ne denli tedirgin olduğunu, ne denli bundan korktuklarını orada ailelerle, oradaki yetişkinlerle, çocuklarla konuştuğumuzda hissettik. Yaklaşık ben Adana'da 2,5 gün kaldık. Milletvekili arkadaşımızla beraber gittiğimizde orada deprem çadırlarını gezdik. Oradaki ailelerle sohbet etme imkanı bulduk. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki oradaki yaklaşık 100'e yakın aileyle selam verdik. Hal hatırlarını sorduk. İsteklerini aldık, taleplerini aldık. Ama hepsi o kadar bizlerden
çok daha fazla metanetliydi. Hepsi devletimize, milletimize yüce Rabbimiz zeval vermesin. Bunu da atlatacağız. Devletimiz güçlü, milletimiz güçlü. Hani baktığınız zaman biz siyasiler olarak onlara yanında olduğumuzu hissettirmek, onlara moral vermek için gitmiş olmamıza rağmen belki de gerçekten onlar bizlere moral verdiler. Onlar bizlere bu konuda çok yüce gönüllü bir milletimiz var. Çünkü böyle bir afet sonucunda ya bir kişi de demez mi ya? Hani hiç kimseden böyle bir serzenişte dahi duymadık. Hepsinden Allah razı olsun. Tabii buna karşılık da devletimiz tüm organlarıyla, bakın bakanlıklarıyla, belediyeleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllü insanlarıyla ayırmaksızın herkes orada. Herkes hani oradaki bir çakıl taşının dahi yerden kaldırılması o denli önemliydi. Oradaki ilk depremde 6 tane binanın yıkıldığını biz bilgilerini aldık. İkinci deprem 13-24 sıralarında olan depremde de 5 tane daha bina yıkılmış. Toplam 11 binaydı. Tabii 11 bina deyince siz de diyeceksiniz ki çok fazla inşallah can kaybı olmamıştır ama Çukurova özelinde oradaki şehir planları ya da yapılaşmadan dolayı bu binaların hepsi 13 kat, 14 kat, 15 kat hatta 16 katlı binalar vardı. Yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu dediler, bu binaların %90'ının üzerindeki binalar 99 Marmara Büyük Depremi'nden önce yapılmış binalar. Öyle olunca yaklaşık 326 hane bağımsız bölüm etkilenmiş. Tabii orada çok başarılı kurtarma çalışmaları oldu. Bunlara bizler de şahit olduk. Yani oradaki o insanların o gözlerindeki mutluluğu göreceksiniz. Yani oradan bir canı sağ çıkartabilmek. Herhalde dünyaları verseniz o insanlara o denli mutlu edemezsiniz. Yine biraz konuyu da değiştirmek maksadıyla oradaki kurtarma esnasında bir hanımefendi feryat ediyor. Ya diyor benim yavrularım içeride, onları kurtarmamız lazım. Tabii arkadaşlarımız gittiler. Ya hanımefendi hani neredeler, kaçıncı kattalar, hangi blokta gibi söyleyince tabii konu birkaç dakika sonra aydınlandı. Hanımefendinin evinde baktığı ev kedileriymiş. Tabii ki hayvanlarda can. Tabii orada bizim önceliğimiz insanımızı, canımızı oradan kurtarmak ama bunun yanında birçok kedi, köpek, kuş bunlar da kurtarıldığına şahitlik ettik. Daha sonra ertesi gün oradan bir hayvancağızın da çıktığını gördük. O ev sahibinin ona nasıl sarıldığını, kucağına aldığına şahit olduk. Yani çok fazla anımız var ama tabii bu anılar, çok anılar, böyle insanları anlattığımızda da mutlu edecek anılar olmadığından dolayı çok da uzatmak istemiyorum. Sayın Vekilim, sizin milletvekilliği ötesinde Büyükşehir tecrübeniz de var. Yine inşaat yüksek mühendisliği tecrübeniz var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde aslında bölgedeki uzmanlarla eşdeğer anlamda bölgeyi okuyabilme özelliğiniz var. Hatay ulaşılmaz bir pozisyondaydı. Gelen görüntüler, işte Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin arkadaşlar yollarda kaldığını attılar. Uludağ Elektrik, UEDAŞ ekipleri, arama kurtarma timleri öyle, Osman Gazi keza öyle. Şimdi buna rağmen Adana anladığımız kadarıyla hani Çukurova'da ulaşım biraz daha kolaydı. Yani evet. Adana merkezi yıkılmadığı için
anladığımız kadarıyla müdahale sayısı daha hızlı ve seri oldu. Hatay'a da gittiniz. Evet. Hatay bölgesi dahil bölgede 13 milyonluk bir nüfus etkilendi bundan. Burada nasıl bir şehircilik, nasıl bir kentsel dönüşüm planlıyor? Çünkü bir şekilde buralar yıkıldı. Bu acıyı defaten anlattıkça da toplumsal motivasyon da düşüyor. Acı çok büyük. Hepimiz için çok büyük. Hepimiz de yeri geldi motivasyon anlamında düştük. Manipüleye uğradığımız konular oldu. Hatta bir ara Hatay'ın içerisinde ciddi bir farklı bir yaygınlık olduğu şeklinde de iddialar vardı. Şimdi sizin alanınız olarak baktığımız zaman bu 10 şehrin Sayın Cumhurbaşkanı bir sene içerisinde inşa edeceğini söyledi. Gaziantep'te Bursa valisi, ki devamında Nurdağ'ında Büyükşehir Belediyesi vardı. Yine Maraş, Elbistan'da Osman Gazi Belediyesi ve İnegöl Belediyesi. Yine sanırım Adana'da olması lazım ya da Osmaniye'de Yıldırım Belediyesi vardı. Bütün belediyelerimiz bölgedeydik. Ve şu anda Hatay'da yine Bursa var, Antep'te Bursa var. Buradaki şehirleşme ve kentleşme nasıl olacak? Nasıl bir süreç bekliyor bölgeyi? Öncelikle tabii bu deprem afetiyle birlikte başta yaşadığımız şehir Bursa olmak üzere Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız buradaki deprem bölgesindeki illere ve ilçelere görevlendirildi ve şu an hala orada görev yapmakta. Tabii bunlar valimiz ve belediye başkanımız giderken ekipleriyle birlikte gidiyorlar. Yani oradaki afet kurtarma çalışmalarına, enkaz kaldırma çalışmalarına, temizlik ve hijyen çalışmalarına, oradaki vatandaşlarımızın yiyecek, içecek ve kıyafet ihtiyaçlarına kadar buradan hazırlıklı bir şekilde gittiler. Evet, Allah hepsinden Allah razı olsun. Geçen Büyükşehir Meclisi'nde biraz gergin anlar yaşandı. Orada da Sayın Başkan gittik şeklinde cümle var. Sosyal medyada biz de gördük. Yani başkan giderken tek başına hadi beni götürün demiyor. Arkada tırı, kurtarma ekibi, yardım ekibi, 112 ambulans yani belediyenin kendi ambulansları da var. Çünkü orada bazı hani orada da bir aklama yapmak lazım Bursa'yı. Sayın Vali de giderken gene kurtarma timleriyle gitti. Yani Bursa bunların tüm ekipmanları belediye başkanı valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından basına da yazılı olarak açıklandı. Evet. Yani orada binlerce araç, gereç, ekipman, yetkili kişiler yani orada ciddi manada elimizdeki olan tüm gayreti insanüstü bir şeyle, etkiyle orada yaşatıldı. Yani hiç kimse zannetmesin. Şimdi tabii doğal olarak burada yaşayan insanlar tabii böyle bir genelleme yapmayayım ama olaya spekülatif bakmak isteyenler sadece sosyal medya paylaşımları ile olaylara karar vermek doğru değil. Bu yanlış bir bakış açısı. Hani orada biz zaten sosyal medya paylaşımlarımızda oradaki insanımızı rencide edecek, oradaki insanımızı üzecek ya da buradaki insanları şeye sevk edecek paylaşımları yapamayız. Zaten insan olarak bunu, insani olarak bir hissi olan kişi bunları yapmaz. Tabii orada biz genel itibariyle daha belirli bir çerçevedeki paylaşımları yaptık. Ama maalesef olaya farklı noktalardan bakanlar da sanki biz oraya affedersiniz sanki bir turistik ziyarete gitmişiz. Hayır, öyle bir şey olur mu? Yani buradaki giden amirinden, memurundan, işçisinden, belediye başkanına, valisine, milletvekiline kadar orada bir işin ucundan tutmak gayesiyle, maksadıyla oradaki bir çocuğun başını okşamak, oradaki bir aileye kol kanat gerebilmek, oradaki bağlantıları yapabilmek. Bakın oralara, deprem bölgelerine binlerce araçlar, tırlar, alet, edevat, ekipman, gıda bunların hepsi yağdı, gitti. Katkıda bulunanların hepsinden Allah bin defa razı olsun. Ama tabii oradaki o organizasyonu sağlayabilmek de, oradaki o üst akıl olabilmek,
ortak bir beyin ile bunları organize edebilmek için bizim kaymakamlarımız, valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz orada bunun için gayret sarf etti. Yoksa biz oraya gidelim de orada bulunalım maksadıyla gitmedik. Bunun da lütfen özellikle bilinmesini istiyorum. Çünkü bazen böyle eleştiriler alıyoruz. Hani gittiniz de ne yaptınız? Yani tabii ki orada biz bir akut görevlisi değiliz. Öyle bir yeteneğimiz yok. Ya da biz enkaz kaldırma ile ilgili belki bir yeteneğimiz olmayabilir ama bunların her birini yapan arkadaşlarımız orada mevcut. Yani 99 depreminde merhum başbakanlar, o dönem başbakan yardımcısı Sayın Mesut Yılmaz'ın ve yine merhum kendi başbakanlığı yaptı. Merhum başbakan Bülent Ecevit'in basın yoluyla ulaştığı bir Türkiye'den 2023 yılında an be an ama uydu telefonları, çünkü bölgede telefon kesintisi de yaşandı ama uydu telefonlarıyla ama farklı bir iletişim silsilesiyle bütün kurumların hızlı bir şekilde koordine edilmeye çalışıldığını gördük. Ancak Sayın Vekilim, yeni süreç içerisinde gördük ki 99 depremine göre baktığımızda yenileşme olmamış. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da ifade edildi. %90 veya 98 de oranı tam hatırlamıyorum şu anda. Eski yani 1990 öncesi, 99 depremi öncesi yıkılan alanlar. Şimdi o yüzden burada sanırım büyük bir süreç var. Çünkü şöyle bir durum da var. Kentsel dönüşüm, Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşümü sürekli, dönüşüm süreci sürekli olarak ifade ediliyor, vurgulanıyor sosyal medyada. Kentsel dönüşüm yapılan binalar var, bir de yıkılan binalar var. Bu süreci Hatay'da en rahat gördüğünüz ortam. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada biz yıkılan binalarla ilgili yetkililerden bilgi aldığımızda yıkılan binaların neredeyse %90'ının üzerindekilerin 99 depremi öncesinde yapılan yani yaklaşık 25-30-35 yıllık binalar olduğunu, tabii bu tespitler ileriki günlerde yazılı olarak da bilimsel olarak da önümüze gelecek. Ben buradaki gözlemlerimi, notlarımı Bursa'ya döndükten sonra hocalarımızla da paylaştım. Onların fikirlerini almak istedim. Nihayetinde mesleki olarak mühendis olsam da 23 yıllık bir deneyimimiz olsa da bizleri de yetiştiren hocalarımız, profesörlerimiz, üniversitedeki akademisyenlerin bizlerden kat ve kat daha net bilgiye sahip olduklarına hepimiz şahidiz. Ben ilk önce Mudanya Üniversitesi rektörümüze gittim. Benim de Osman Gazi Üniversitesi'nden hocamdı. Kendisini ziyaret ettim. Memnun oldu. Giderken dedim, hocam dedim, bir yarım saat kadar bir bilgilerinize başvurmak istiyorum. Hay hay dedi Atilla'cığım, buyur gel. 4 saat sohbet ettik konuyla ilgili. Hocamın bu depremle ilgili yazdığı raporları bana anlattı. Bunların örneklerini bana verdi. Oradaki eksiklikleri anlattı, izah etti. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ardından yine Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcımız, yine İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı'ndaki Profesör Adem Doğangün hocamıza gittim. O da zaten depremin olduğu ilk günden itibaren tüm hocalarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İklim Değişiklik Bakanlığımızın görevlendirmesiyle onlar da afet bölgelerine gittiler, ekipleriyle gittiler. Oradaki gerekli incelemeyi yaptılar. Orada tespit yapacak olan mühendislere gerekli öneri, ikaz ve bilgilendirmelerde bulundular. Adem Hoca'yla da yaklaşık 3 saat kadar oturduk, sohbet ettik. Hepsinin notlarını aldım tek tek. Yani bunlar bir de hoca gözüyle bakmak lazım. Tabii bunları çok detaylı inceleme yapıyoruz. Yani ben yaklaşık bir haftadır beri burada. Başta üniversitedeki hocalarımız, ardından Bursa piyasasında mühendislik bakımından belirli bir tecrübenin üzerinde olan büyüklerimize gidiyorum. Onların
önerilerini, uyarılarını alıyoruz. Yine bununla beraber bu piyasada taahhüt işi yapmış olan müteahhitlerimizi de yine ziyaret ediyorum. Onların da eksikliklerini, önerilerini, uyarılarını, bunların hepsini not almamız lazım ve bu doğrultuda bir rapor hazırlayıp bu rapor doğrultusunda da önümüzdeki günlerde yeni bir belki yol haritası çizilecek. Yeni bir deprem kanunu mu? Yani ya şu an zaten bizim bir deprem yönetmenliğimiz mevcut. Yürürlükte olan 18 Ocak 2018 yılında onaylanmış, 1 Ocak 2019 yılından itibaren de yürürlükte olan bir deprem yönetmenliğimiz var. Ama bunu kendim de ben gözlerimle gördüm. O bölgedeki, o yıkılan binaları, hafif hasarlı binaları da gördük. Orta hasarlı binaları da gördük. Ağır hasarlı binaları da gördük. Maalesef enkaz halinde göçmüş, hani bir tabir vardı ve tuzla buz olmuş binaları da maalesef orada gördük. Tabii bunların görünce bu depremin bugüne kadar yaşanmış olan depremlerle hani geriye dönüp baktığımızda işte İzmir depremi, Bingöl depremi, Elazığ depremi ya da Kocaeli, Yalova, Düzce depremleriyle çok da örtüşmediğini gördük. Öyle olunca belki de bizim bugüne kadar kabul ettiğimiz kabullerde bir değişiklik olacak. Belki hesaplama yöntemlerimizde değişiklikleri olacak. Hani bunları da tabii şu an ben bir hesap kitap yapmadan tabii bunları konuşuyorum. Ama öngörülere göre bununla göre ilgili oradaki alınan tüm gözlemsel ve yazı şeklindeki notlar, hepsi bunlar araştırılacak ve şu anda neticede bir çözüm bulunacak. Deprem bölgesinde yapılan yapıların deprem fay hattının belirlenen ya da bilinen veya belirlenen fay hattının ötesinde olduğunu öngörüyoruz ki öyle olması da gerekiyor zaten. Yalnız bunlar geçici konutlar olacak diye düşünüyoruz. Evet, yani şu an başlanan konutlar yani geçici konutlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği konutlar sanırım 1 Mart'tan sonra başlanacak. Onlar kalıcı konutlar olacak. Yani yaklaşık şu anki rakamlarla 270 bin civarında konutun Mart ayı itibariyle başlayacağı ve en kısa süre içerisinde afetten etkilenen vatandaşlarımızın emrine sunulacağı ile ilgili. Burada dikey mimari yerine herhalde yatay mimari kullanılacaktır. Evet. Yani kaçar katlı binalar olacak gibi yani bilgiler var mı? Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunu birkaç gün evvelinde de anlattığı şekilde sizlere aktarayım. Zemin artı 4 ve zemin artı 5 katı geçmeyecek. Ama şunu lütfen dikkatinize sunuyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız depremden sonra ilk defa söylemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık 10 yıldan beri her bu depremle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili bütün programlarda, bütün söylemlerinde hep şunu anlattı. Zemin artı 4, zemin artı 5 katın üzerinde yaşam alanları oluşturmayın. Ama burada buna uyulduğu takdirde buradaki kayıpların tabii gönlümüz hiç olmaması. Hiç yani bir can dahi bu millet için önemli. Tankla da gitseniz bir kaza yaptığınızda takdir ilahi diye bir gerçek var. Evet. Tecelli ettiğinde yapılabilecek bir şey yok. Bu sebepten dolayı bu zemin artı 4 ve zemin artı 5 kata artık bundan sonra hani kanun gibi uymak zorundayız. İşte tam burada vekilim iki tane gündeme düşen soru var. Siz Bursa gibi büyük bir şehri, Bursa dediğimiz zaman aslında hep insanlar İstanbul'u konuşuyorlar ama Bursa'nın farklı bir yapısı var. Bursa hem deniz, hem ova, hem dağ gibi bir coğrafi dağılıma sahip. İkincisi köprü. Yani hem şehre
Çanakkale, yani ülke Çanakkale, İzmir, Balıkesir hattı, İstanbul hattı ve Ankara hattı ile buluşturuyor. Hem de sanayisi olan, birden fazla sanayisi olan, yani yeminin üstüne sanayisi olan, organize sanayi bölgeleri olan ve Teknosa gibi yeni yatırım alanları olan bir bölge. Yani böyle bir şehir mesela, yani Bursa'ya yavaş yavaş konuya getirmek istiyorum. Bursa'yı dönüştürmek çok büyük bir zaman ve süre. Ve yine Bursa'da Özlüce'de başta olmak üzere çok ciddi anlamda dikey mimari var. Bölgesel şeylerden dolayı ilk etaplarda hükümetin de yeşil çevreye duyarlılığından dolayı böyle bir hamleler var. Bursa'da kentsel dönüşüm süreçlerinde de şöyle bir sıkıntı yaşanmıştı. Bunu hem Sayın Recep Altepe döneminde hem Sayın Ali Nur Aktaş dönemlerinde yaşadık. Siz de işin içinde olduğunuz için. Vatandaş kendi dairesinin yerine daire istiyor. Ama bir şekilde de 5 kat olmuş, 6 kat olmuş. Yani bir şekilde de süreçler oraya getirilmiş, siyasi süreçler. Şimdi burada Bursa gibi şehirlerin de şekillendirmesi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir planınız var mı? Çünkü bildiğim kadarıyla geçen hafta genel merkezde de bir görüşmeye katıldınız. Yani yine şunu iki akademi, yani iki üniversiteyle, ki Bursa Teknik Üniversitesi'yle de onlar sahada olduğu için görüşemediniz. Onlarla da telefonla irtibat halindeyiz. İnşallah geldiklerinde onlarla da görüşürüz. Evet, üç üniversiteyle kontak kurduğunuzda Bursa ile ilgili bir flashback çıkıyor mu önünüzde? Yani bir öngörü sağlayabiliyor muyuz? Yani şöyle ifade edeyim. Tabii ki bir mühendis kimliğimle konuştuğum zaman binalarda kat yükseklikleri tabii ki yapılacak statik, dinamik hesaplar neticesinde o bölgedeki bina inşa edilecek zemin ile alakalı ve bunların hepsi hesapla, kitapla ve bilimsel verilerle ortaya konacak noktalardır. Ama burada yaşam alanlarının, yani konut alanlarının çok yüksek katlı olmaması dünya ölçeğinde de geçerli bir durumdur. Onun için aslında şehir planları yapılırken iki bölgeli yapılmalı. Yani şehrin bir bölgesi ticaret merkezi adı altında bölgelendirilmeli ve buralara ofisler, iş yerleri, mağazalar ya da bu tarz otellerin olduğu bir bölge olmalı. Şehrin diğer bir bölgesinde de konut alanlarının, yaşam alanlarının olduğu bölgeler olmalı ve yaşam alanlarının daha az katlı olması tercih edilmelidir. Yani burada hepten yüksek binalara karşı yıl gibi bir şey olmamalıdır. Tabii ki uygun olan hesap yöntemleriyle bunlar da zorunlu olduğu halde yapılmalıdır ve yapılmakta da. Japonya'da var, Amerika'da var, İngiltere var, Avrupa'da var, Türkiye'de keza birçok yerde ama var. Ama buradaki bu iki ayrımı muhakkak almalıyız. Ama Bursa şehrimizde de, diğer şehirlerimizde de genel itibariyle ticaret ve konut alanları iç içe geçmiş durumda. Bugün her binanın altında birkaç tane mağaza ya da binaların içerisinde ofisler, iş yerleri mevcut. Tabii bunların asıl önemli olan projelendirirken bu şekilde projelendirmesi aslında bir derece bunu absorbe edebiliyor. Ama 20 yıl önce, 30 yıl önce konut olarak projelendirilmiş, tasarlanmış ve inşa edilmiş bir yapının 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl sonra fonksiyon değişikliğine giderek bu konut alanlarında ticaret yapılması ya da okul, hastane tarzı fonksiyonlara dönüştürülmesi aslında başta yapılan hesap ile de taban tabana zıt bir konum ortaya çıkıyor. Bunların da önüne geçilmesi lazım. Yine şehrimiz Bursa'da 10 yılı aşkın süreden beri kentsel dönüşüm önü açık yapılıyor, yapılmaya gayret ediliyor. En başta kamu binalarımız, hastanelerimiz, okullarımız, kaymakamlık ve diğer mülki idari binalarımız hepsi devlet eliyle ya onarılıyor, ya güçlendiriliyor ya da tamamen dayanımsız
ekonomik olmayan bir ömrü var ise bu da yenisiyle yenileniyor. Örneğin şehir hastanelerinde memleket hastanesi gibi. Tabii ki tabii. Bunların bunlar, örneklerini gördük. Yine Büyükşehir Belediye Binası'nda. Gayet Osman Gazi Belediye Binası'nda. Uygun bir şekilde yapılıyor ama tabii bir de burada özel sektörün yapması gereken çalışmalar var. Tabii burada özel sektörde şahısların, kişilerin oturduğu apartmanları, siteleri, blokları, binaları bir şekilde dönüştürmesi gerekir. Bunun için de o hanede, o binada, blokta yaşayan kişilerin başvurmasıyla birlikte, onların buna müsaade etmesiyle ancak bu yapılabiliyor. Yani örnek vereyim, bir binada 20 tane hane yaşıyor. Bunlardan bir tanesinin dahi başvurması, o bina ile ilgili herhangi bir tereddüdü var ise, gözlemsel veya hesap neticesinde o binada herhangi bir eksiklik, hata görmüşlerse, bunlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyelerimize başvurarak buradaki gerekli analizler, testler ve performans analizleri yaptırabilir. Asıl iş zaten bundan sonraya kalıyor. Yani burada bu analizler yapıldı ve neticede eğer o binanın oturulmasında bir müsaade çıkmıyor ise o binanın en kısa süre içerisinde boşaltılıp yıkılması gerekmektedir. Tam burada ben vekilim sözü alarak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sektör oluşuyor ister istemez. Bu sektörün adı da inşaat sektörü. Ve yine ikinci bir sektör oluşuyor. Finansman sektörü. Çünkü binaların yıkılacaksa yıkılacak ama bunun bir de kredilendirme sistemi olmak zorunda. Ve yine üçüncü bir sektör oluşuyor. Bu da işte bu binalarla beraber yıkılacak. Yani işte oradaki mobilyası, tekstil malzemesi, elektronik eşyası, işte güvenlik, yani teknolojik ürünleri gibi. 5 ya da 6 sektör bir anda binlerce insanı da ilgilendiren bir ekonomik üretime başlıyorlar. Şimdi bir de böyle bir gerçeklik var. Burada hükümet olarak tabii ki 28 Şubat'ta başlayacak yeni yasama süreci, ara verilen süreçten dolayı. Şimdi siz sektörün beklentilerini de duydunuz. Finansman ihtiyaçlarında, sektörün içerisinde aktif rol alan bütün paydaşlarla iletişim halinde olduğu için biliyorsunuz. Sizce kamu bankalarıyla başlayacak, muhtemelen başlaması bekleniyor. Başlayacak bir finansman desteklemesi, dönüşüm desteklenmesi, yine yasalarla birlikte, hızlı bir yasal yapılanmayla beraber başlayacak düzenlemeyle beraber sektörde aynı zamanda ekonomik olarak canlanmak suretiyle Türkiye ekonomisine bir artı değer katmak mümkün mü? Çünkü Türkiye'nin 1/5 ekonomisi yıkıldı. Yani Bursa'nın 5 yıllık ekonomik üretimine sahip ama aynı zamanda buralar yeniden inşa edilirken yeni bir ekonomik ihtiyaç, işte istihdam, sizin dediğiniz gibi özel sektör paydaşlarının artması gibi aslında olumsuz olan bir şeyden de olumlu süreçlerin çıkması söz konusu oldu. Bu konuda neleri öngörüyorsunuz Türkiye için? Öncelikle bizim şu an yürürlükte olan bir kentsel dönüşüm yasamız var. Bu kentsel dönüşüm yasası deprem yükleri altında güvenli olmayan konutların ya da iş yerlerinin, binaların, yapıların dönüştürülmesiyle ilgili bir imkan sağlıyor. Nasıl bir imkan sağlıyor? Bunu yapmak isteyen kişiler ya da kurumlar başvurduğunda, yani öncelikle binasının afete, depreme dayanıklı olmadığı tespit edildikten sonra gereken... Bunu nereye başvuracaklar? Bununla ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve belediyelerle organize olarak bunlara başvurduklarında, eğer binalarında oturulmaya müsait olmayan bir durum var ise bu tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra yine bir süre veriliyor. Çünkü bu tespitte belki gözden kaçan bir durum olabilir ya da bir hata, eksiklik olabilir. Bir itiraz süresi var. Bu itiraz süresi içerisinde orada oturan vatandaşlar bu itiraz haklarını kullanabilirler. Ve bununla birlikte tekrar bir hesaplama yapılabilir ve neticede o binalar deprem açısından uygun değilse bunlar yıkılmak durumunda ve yıkıldıktan sonra da vatandaşların bunu
yeniden inşası için bir finansmana ihtiyacı var. Devletimiz aslında bu finansmanın önünü açıyor. Bununla ilgili düşük faiz oranlı kredilerin vatandaşın almasının önünde hiçbir engel yok. Bu depremden önce de vardı, daha önce de vardı, şu anda olan. Ama tabii bu ölçüde ve bu mecradaki geniş bir alandaki deprem belki buradaki devletin öngördüğü bu şartları biraz daha arttırmasına sebep olacaktır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız hem Hazine ve Maliye Bakanımızla hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüşerek onların da fikirleri doğrultusunda bir arttırım olacağını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bugün 18. günü deprem afetinin yaşandığı ve bu süre içerisinde sadece deprem bölgesinde değil, şehrimiz Bursa'da da özellikle mega kentimiz İstanbul'da da diğer hem büyük şehirlerde hem illerde vatandaşlarımız tedirgin oldukları konutlarla ilgili hep başvurularda bulunuyor. Diyorlar ki ya benim oturduğum konut ne kadar güvenli deprem açısından. Tabii bu testler yapıldıktan sonra ikinci ve üçüncü aşamada da bunların yenilenmesi ortaya çıkacak. Önemli olan vatandaşlarımızın bu konuda çok rica ediyorum son derece hassas olmaları. Bakın kentsel dönüşüm kanunu çıktığı günden itibaren uygulandığı süreci boyunca tek amaç hiçbir vatandaşımızın deprem yükleri altında yıkılacak konutlarda oturmasının önüne geçmektir. Başka bir amaç yoktur. Bu maalesef yanlış algılandı ya da bunun yanlış algılanmasıyla ilgili tavırlarda bulunanlar oldu. Kimse zannetmesin yani kentsel dönüşüm ne müteahhiti zengin etmek için ne mal sahibini daha lüks bir evde oturması maksadıyla yapılmadı. Tek amacı herkesin güvenli deprem yükleri altında göçmeyecek, ağır hasar almayacak binalarda oturması maksadıyla çıktı. Burada oturan insanımız da bunu lütfen göz ardı etmesin. Kendi imkanlarını da ortaya koyarak devletin de onlara sunduğu kredi imkanlarını ortaya koyarak bütün bu konutların yenilenmesinin önünü açsın. Bu konuda belediyelerimiz gerçekten vatandaşımıza her yönde destek olmakta ve bundan sonra daha da olmaya devam edecektir. Şimdi burada AK Parti 20 yıldan beri iktidarda ve Türkiye'de çok farklı bir değişime gitti. Bayındırlık ve İskan'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dönüldü. Yine Avrupa Birliği normlarının ve küresel değişimlerin ışığında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın adını İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdi. Ve gördüğümüz şekliyle dünyanın ana sorunu çevre, şehircilik ve iklim değişikliği. Yani insan yaşamına, topluma direkt etki eden başlıklarda. İklim değişikliği içerisinde bir yan etki olarak da depremi de artık bariz bir gerçeklik olarak Türkiye'de kabul görüyor. Bu konuda hem Millet Bahçeleri'yle Bursa'da yapılan çevre yatırımları vardı. Hem de Osman Gazi Soğanlı Dönüşüm Büyükşehir'in yapmaya çalıştığı sürecin devam ettiği Bineli Konutlar Dönüşümü'nde daha önceki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı onlarca dönüşüm. Yıldırım'da yapılan dönüşümler Mimar Sinan'da da vardı sanırım. Ve birçok şehirdeki dönüşümler vardı. Şimdi yeni bir süreç başlamıştı aslında geçtiğimiz seneden beri. Büyükşehir'de de akıllı şehirler şeklinde. Yeni dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Yani depreme katacağı yeni şehircilik, yeni inşaat ne olacaktır? İnsanlar hep şey yapıyoruz ama nasıl bir farkındalığa gidecekler? Çünkü tin house'lar başladı. Şimdi insanlar tek katlı evlere gidiyorlar. Köyler bir anda tekrardan pandemiyle beraber canlanmıştı, tekrar canlandı. Bir milletvekili olarak, bir siyasetçi olarak değil de
bir inşaat mühendisi ve vizyoner bir isim olarak değerlendirdiğinizde süreci gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya öncelikle böyle bir dersi biz böyle büyük bir deprem afetiyle almamamız gerekirdi. Yani bu bize belki evvelinden kabul gördüğümüz pek çok gerçeğin artık değiştiğini gösterdi. Ama bu maalesef işte binlerce canımıza, milyarlarca, trilyonlarca lira kaybımıza sebep oldu. Tabii ki can kaybının yanında maddiyatı ben laf olsun diye söyledim burada. Hani bunu da evet, özellikle belirtmek istiyorum. Ama biz bunları bu dersleri kendi başımıza gelen olaylardan değil de bugüne kadar dünyada olmuş olaylardan ya da bu işleri akademik olarak yapan kişilerin önerileriyle birlikte alsaydık çok daha doğru olurdu. Bakın bugün ve ileriki günlerde belki pek çok insan çok katlı apartmanlardan, sitelerden oturmak istemeyecek. Ya da oradaki evlerini boşaltıp işte daha birkaç katlı evlerde oturma imkanı olanın onlara geçecek. Belki imkanlı olmayanlar işte konteyner evlere geçme gibi düşünceleri olacak. Hani burada pek çok şey değişecektir ve bu değişime devletimiz de gerek kanuni düzenlemelerle gerekse ilgili bakanlıkların yönetmelik ve yönergeleriyle yön verecektir, vermek de durumundadır. Ama tekrar söylüyorum, hani bu olay başımıza gelmeden keşke bunları akıl edebilseydik ya da uygulayabilseydik. Ama yine hiçbir şekilde geç kalınmışlık olmadığını düşünüyorum. Çünkü hayat ne kadar bu acılar yaşansa da devam ediyor ve bundan sonrakinlerle ilgili bu konuda her bir insanımızın, 85 milyon insanımızın son derece hassasiyetle hareket etmesi gerekir. Bakın şu son birkaç haftayı da takip edemedim ama ondan öncesinde gerek Bursa'da gerek ülkenin farklı noktalarında işte ruhsata aykırı ya da ruhsatsız yapılar yapılıyordu. Yapılmak için çaba sarf ediliyordu ama artık hani bu saatten sonra böyle bir konunun konuşulması ya da açılması dahi ne kadar yani, abesle iştigal olduğunu hepimiz şahit olduk. Gazeteciler, siyasetçiler ve kamu görevlilerine göre biraz daha özgür konuşma hakkına sahibiz. Biz o zaman şunu şöyle mi diyelim? İş başa geldiğinde hemen devleti veya siyasi kurumları, hükümeti veya işte ilgili birimleri suçlamak yerine toplum olarak, birey olarak en başta ve toplum olarak hata olabileceğini, sonucunun can kaybına götüreceğini bilden hiçbir uygulamaya girmemesi lazım. Mesela en basit örneğidir. İşte emniyet kemeri takmazsanız ölürsünüz derler ama kimse emniyet kemeri takmaz. Trafik polisi durdurunca da ya abi alt üstü bir emniyet kemeri deriz ama trafik kazasında şahıs ölünce diyoruz evet, ki ya şey, emniyet kemerini taksaydı kurtulacaktı. Şimdi böyle bir handikap içerisinde toplum maalesef. Konuyu biraz da depremin ve insanın ötesine meclise. Bir de bunu bakın sözünüz kestim kusura bakmayın. Hani şöyle düşünmek lazım. Bak burada depremde yüz binlerce bina yıkıldı. Yaklaşık olarak 800 bine yakın hane boşaltıldı. Yani bu yapıların belki %80, %90'ı ruhsatlı yapılardı. Projeli yapılarda, mühendislik hizmeti görmüş yapılarda. Yani öyle büyük bir deprem ki mühendislik hizmeti görmüş yapıları dahi yıkacak güçteyken insanlar neyine güvenerek imar alanlarının dışında bağı bahçenin içerisinde tarlanın ortasına, ovanın ortasına nasıl ruhsatsız inşaat yapma
gücünü ve hakkını nasıl kendilerinde bulabiliyorlar? Yani bunu bir de bu afet neticesinde kendilerine oturup sorsunlar. Yani her şeye ekonomik olarak bakmamak gerekir. Yoksa tabii oradaki ruhsatsız yapan kişilere sorduğunuz zaman otomatikman önümüze işte ekonomik olarak darda olduklarından dolayı böyle bir şeye tevessül ettiklerini söyleyecekler ama hangi ekonomi bir insanın canı nasıl bir ekonomiyle ölçülebilir? Yani bunu kim böyle bir şeyin altından, vebalin altından kalkabilir? Onun için hiçbir insanımız artık yani bunu bir şey kabul edelim. Milat. Bir milat kabul edelim ve bu günden sonra artık ruhsatsız yapı yapmayı akıllarından dahi geçirmesinler. Bakın yapılmasını zaten hiç onu söz etmiyorum. Böyle bir şeyi düşünmek dahi ne kadar acı olduğunu hep beraber gördük. Son bir soruyla deprem kısmını kapatıp hemen birkaç soruyla da yayını toparlamak istiyorum. Siz birçok bilim insanıyla görüştünüz. Bu işin bilim insanısınız, sonuçta inşaat yüksek mühendisisiniz. Bir gazeteci olarak bizim işimiz komplo teorilerini yazmaktır. Bunları da özellikle benim alanlarım içerisinde. Işıklar var, deprem anının ağır sarsıntıları var. İsmini şu anda sizin siyasi konumunuz ve meclisteki konumunuz gerekli ifade etmeyeceğim. Bir kısım ülkelerin bu işin içinde olduğu ama adına harp dedikleri, ama adına dark dedikleri, ama adına farklı bir çalışma dedikleri. Yine TUA, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nın da sosyal medyaya yansıyan açıklamalarıyla ışınla yapılabileceği yönünde iddialar var. Yine bir gazeteci büyüğümüzde, ulusalda bunu bir farklı bir olay, doğa olayı değil de farklı bir olay kabul edersek savaş nedeni kabul etmemiz gerekir tarzında açıklamalar var. Bu hem Hatay depremleri son olan hem de öncesindeki Maraş depremleri ve arasında gelişen tüm depremler doğal depremler mi, doğal afetler mi gerçekten? Yoksa bununla ilgili de ayrıca devlet ulusal güvenlik çapında bir inceleme de yapıyor mu? Bunun toplumun çok fazla soru var bu evet, konuda ilgili. Yani, sizi gece attım ben paylaşımı. Sabaha kadar bayağı bir kişi yani doldurmuştum. Bununla ilgili gerçekten şu an gerek basın yayın organlarında gerek internet ve sosyal medyada benim dahi çok takip etmemene rağmen denk geldiğim onlarca konuşmalar, videolar, yayınları görüyoruz. Ama bu yaşadığımız bir doğal bir afet, bir deprem. Deprem bir jeolojik yapı içerisindeki fay hatlarının o enerji boşalmasıyla birlikte yayılmasından kaynaklanan bir şey. Ve bu böyle sonradan üretilerek enjekte edilerek yapılacak bir güç değil. Bunlar binlerce, belki milyonlarca yıldan beri bu faylar ve içlerindeki enerjilerin olduğu, bunu ben jeoloji bilimiyle uğraşan profesör mertebesindeki hocalarımla da görüştüğümde burada bir tetiklemenin olduğu ve faylar arasındaki tetiklemeden kaynaklanan böyle bir geniş bir alana yayıldığını onların da söylemlerini size aktarayım. Bunu harekete geçirebilmek, bu yayınları yapanlar da işte herhangi bir silahla ya da bir herhangi bir ışınla bu fayların tekrar canlı haline getirilebilmesiyle ilgili görüşlerini belirttiler. Benim o bilim ile ilgili herhangi bir altyapım, background'um olmadığı için o konuda bir şey söylemeyeceğim. Söyleyemem bilmediğim için ama bununla ilgili gerek TÜBİTAK tarafından, gerek üniversitelerimiz tarafından, akademik hocalarımız tarafından gerekli araştırma
yapılmaktadır ve bununla ilgili bir rapor çıkacaktır. Ama özellikle tüm izleyicilerimizden şunu arz ediyorum. Hani bu tip spekülatif haberler ile yayınlara çok fazla itibar etmesinler. Çünkü görüyoruz işte 18 günden beri herkesin dilinde deprem, herkesin ağzında, beyninde olası, bu haberler. Hani herkes baktığınız zaman sanki bu işte 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sanki bir deneyimli, profesyonel kişiler gibi özür diliyorum, ahkam kesmeye başlarlar. Tabii bunlar da az ve yanlış bilgide insanları hem bir güvensizliğe hem bir endişeye sebebiyet veriyor. Yarım imam, imandan yarım doktor, candan. Tabii ki yani bunları da düşünerek bu konudaki haberler maalesef işte eğer hukuki açıdan bir problem teşkil etmiyorsa engellenemiyor ama bunlarla ilgili de çok fazla böyle üzerinde yorum yaparak bunlarla ilgili aklımızı da karıştırmayalım. İlgimizi çekebilir. Oradaki en ufak bir cümle tabii bütün insanlığı harekete geçirebiliyor. Ama biz bildiğimiz konularla ilgili, işte zeminlerle ilgili, yapıların daha güvenli haline gelmesiyle ilgili, kontrollerle ilgili bu konuda gereken önlemi alırsak inşallah bundan sonra bu tür tarihsiz acıları yaşamayacağımıza ben inanmak istiyorum. 6 Şubat 2023 tarihini milat olarak kabul etti Türkiye. Siz de öyle, evet. Siyaset de öyle. Ama bir de 6 Şubat'ın öncesi var. 6 Şubat öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılan konulardan birisi EYT'ydi. Diğeri vergi borçları dahil olmak üzere birçok kamu borcunun yapılandırılması süreciydi. Ve toplumsal refah sağlanması için esnafa ve iş dünyasına yönelik destekler, teşviklerdi. Bu konu başlıkları 28 Şubat'tan itibaren gündeme alınacaktır diye düşünüyoruz ama aşama ne durumda? Vatandaşlar emeklilikle ilgili Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği mecliste de son oylama aşamasında geçirmişti. Deprem nedeniyle meclis tatile girdi. Yine vergi konusunda böyle. Bu konu nasıl ilerleyecek Sayın Vekilim? Yani Allah kısmet ederse böyle çok enteresan bir gündem ile tekrar karşılaşmak isek, karşılaşmazsak eğer önümüzdeki hafta Salı günü itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kaldığı yerden yasama faaliyetlerine devam edecek. Tabii bu 18 gündür beri hepimizin, herkesin afetten bir canımızı daha kurtarabilmek maksadıyla uğraş verdiği, emek verdiğinden dolayı bu konular çok fazla gündeme gelmedi. Bundan dolayı da bu konuyla ilgili bu tip spekülatif bir ortam yaratmadığı için tüm aziz milletimize müteşekkiriz hepsinden. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu sorular soruldu. İşte EYT ile ilgili verdiğiniz karar geçerli mi, devam edecek mi? Ya da diğer ekonomik anlamdaki yapılandırmalarla ilgili bunlar meclis gündeminde takvimin işleyişi doğrultusunda tekrar gündeme gelecek ve oradaki görüşmeler neticesinde yasalaşacağını biz düşünüyoruz. Bununla ilgili şu gün, şu tarih itibariyle herhangi bir olumsuz bir karar alınmadı. Yani bu planlanan gündem önümüzdeki hafta Salı'dan itibaren devam edecek. Meclis çalışma gündemi karar alındığı sürece 7 gün 24 saat dahi çalışabilme kapasitesine sahibiz. Ha, bu 2 haftalık sürede de birçok milletvekilimizin görevli olarak hem orada yaşayan
milletvekillerimizin hem de deprem bölgesinin dışında yaşayan milletvekillerimizin o bölgelerdeki çalışmalarından dolayı böyle bir tehir edilme durumu var. Yoksa iptalle ilgili herhangi bir açıklama söz konusu değil. Türkiye'nin ikinci anlamda gündeminde olan seçim hususu var. Seçimlerle ilgili AK Parti ve MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı olarak nasıl bir yol haritası var? Bu konuda bilginiz var mı? Yoksa yani, bu da meclis açıldıktan sonra mı gündeme şöyle, gelecektir? Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu hem Ocak ayı sonunda hem de Şubat'ın ilk günlerinde de milletimize paylaştığında 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılacağı ile ilgili bir tiyo vermişti. Sonrasında da bunu birkaç sefer daha açıkladı. Ve sorulan sorular karşısında da biz dedi Mart ayının ilk 10 günü içerisinde anayasanın da Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği yetki çerçevesinde seçim kararı alacaklarını ifade ettiler. Onun için şu an biz o tarihi bekliyoruz. Eğer aksi bir tarih şu anda yok. Yok yok. Yani şu an söz konusu seçimlerin zaten 14 Mayıs'tan daha önceye çekilmesi çok da şu anki şartlarda mümkün değil. Çünkü siz de bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı bu karar neticesinde 60 gün sonundaki ilk hafta sonu pazar günü bu seçim gerçekleşecek. Ha, gözükür de hani insanların da kafasında olan şu an iki ihtimal var. Ya planlandığı şeklinde 14 Mayıs 2023 tarihinde ya da Haziran'ın artık ikincisi ya da üçüncü haftası hangisine denk geliyorsa öyle bir seçim gerçekleşecek. Hani bu konu hakkında çok da yorum yapmanın bir anlamı yok. Nihayetinde bu bir karar neticesinde hep birlikte gideceğiz seçime. Sayın Vekilim, Bursa'da 20 yıllık siyasi hayatınız içinde belediye meclis üyeliği, büyükşehir meclis üyeliği, yine büyükşehir belediye başkanlığı 10 gün bir süre olsa da yaptınız. Yine Bursa milletvekili hasabı olmanız sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak yayının sonunda hem Bursa'ya hem Türkiye'ye vereceğiniz mesajları dinlemek isteriz. Yani öncelikle bu deprem afetini yaraları ilk günden itibaren sarılmaya başlandı. Burada devletimizin tüm organlarıyla, tüm yetkilileriyle Sayın Cumhurbaşkanımızdan itibaren hepimiz, herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için gayret göstermekte ve bunun da hepimiz canı gönülden yapmaktayız. Yani bunu ben sözümün de başında görevlendirme dedim ama yani buradaki bu bizim yaptığımız şeyler herkes canı gönülden bu oralara koşarak gidiyor. Bakın ben 7 veya 7 Şubat tarihinde deprem alanındayken telefonum çaldı. Komşum aradı. Ya dedi vekilim dedi ben ve arkadaşlarım biz bir kurtarma ekibiyiz. Lütfen bize ön ayak olun. Biz bir an evvel devletimizin nereye görevlendirme yapacaksa oraya gitmeye hazırız diye bunu kendi kapı komşum söyledi. Biz de gerekli hemen görüşmeleri yaparak ertesi günü hareket ettiler. Bu çok güzel bir şeydi ve bunu biz bu afet yaralarını hep birlikte sardıktan sonra da öncelikle geçici konutları ardından kalıcı konutlar tabii bunlar yapılırken muhakkak şehir planlamaları ve oradaki sosyolojik yapı düşünülerek yapılacaktır. Bugüne kadar olan aziz milletimizin
güvenini bundan sonra da üzerimizde hissederek bu çalışmaları harfiyen yerine getireceğiz. O güce, o kudrete çok şükür sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde depremzededeki vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleşmesi maksadıyla tüm bakanlıklarımız, belediyelerimiz gayret içerisinde. Rabbim hepsinin işlerini kolaylaştırsın. Bu konuda bunları söylemek istiyorum. Zaten artık söylemden fazla iş yapmak durumundayız. Bu konuda sahada da görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin inşallah. Bursa Haber Gazetesi ve Web TV ekranlarında bugün 6 Şubat depremlerini, ülkenin ekonomisini, ilerleyen süreçteki beklentileri AK Parti Bursa Milletvekili İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Atilla Ödünç ile birlikte değerlendirdik. Yeni bir yayında buluşmak üzere esen kalın.